Ama ama çıktığı gün Fall Guys hırslarına yenik düştüğüm için oynayamadığım Streamer Life Simulator'a bakacağız hep beraber. Biliyorsunuz ki simülasyon oyunlarını severim. Yaman kuruldu şu anda. Aa, elimi vurdum. Ne güzel sessiz sessiz sizi Direkt dinliyordum. Sinirli geliyorlar Aa, ya. Ay tabii özledin mi? Selam tatlım. Hangimiz bizi tırnaklarmış yine? Elimize. Doru değil mi? Kanada Juliet miydi? Nasıl bakıyor ya? Sanki bak, düşmanı hiç var. İddialaştırma şimdi. Sakin olur musun aşkısı? Sen çok tatlı, sevimli, güller içinden bir çocuk. Terbiyesizlik yaptın. Ya zil parçalarım da sen bizi parçalarsın. Zaten çok sormadan bölgeyi göreceğiz, kapatacağız. Aynen. Hadi hayırlısı. Ooo gene ekipmanlar hazır. Kırılınca kan içeri dolsun sonuçta. Elle yaklaşmasın. Evde nasıl? Şimdi bu arkadaşımızın operasyondan sonra bölgeyi yalamasından dolayı bölgenin kontrolü yapılacak. Bak. Neden böyle bu şeyler? Evde çok sakin bir çocuk. Evet. Bayağı karın üstü yatıp vesaire kendi sevdiriyor. Yani derdi bize. Başlıyorum. O yüzden hani... Dur biraz şey bir çocuk, deli mi kız? Haberin olsun. Wow. Allah, videoya bir şey oldu. Anam yandık. Ne biçim hareketler bunlar? Ne biçim hareketler bunlar? Ergenlik döneminde ben. Aa. Yetiştirdin mi falan? Açık değil mi? Buzun kaka bıraktı bu arada. Sıçtı. Kaka bıraktı. Sıçtı demeyin. Aaaa! Kaka bıraktı ne? Kaka demeyin. Ama bıraktı yani. Kaka yapma. Yapmadı ki. Boncuk gibi. Kanıyor mu? Seni havlusuz almak istiyorum çünkü şey yapıyorsun. Çünkü benden korkuyorsun. Ne bırakıyorsun? Dur, sadece operasyon bölgesini göreceğim. Ya görürsün. O bize gidermiş de gelmiş. Operasyon bölgene suyu mu çıktı o kadar yalıyorsun diye? Evet, yalamasaydın o kadar illa göreceğim diye tutturmazdı sevgiden. Ben mi istedim gelmesini? İstemedim. Şimdi kalanı istedim. Kadın dayanışması dedi, güvenlik. Ya. Ya Mia da yapmıştı bu arada aynısını. Sinirsel olarak mantar çıkarttı ilk Minerva geldiğinde. Küçücük bir yer çıktı. Bir şey olmaz dedik. Kremini sürdük, ettik. Kaşı Allah kaşı, yala Allah yala, yala Allah yala. Açıldı mı bu kadar oldu. Diğer yerleri yalayınca diğer yerlere de bulaştı mı? Hayvanın olduğu her yeri mantar. Taktık boyunluğu. Nasıl mutsuz bak, nasıl mutsuz geziyor ama. Yok böyle bir mutsuzluk. Bebişim. Tamam bebişim. Kaka bıraktı. Evladı gibi sermiş. Sinirsel kaka işte gene. Aman Jilet Juliet. Yani kokunun tadı var. Sajan yalanmaya başladı. Çok fenasın. Patilerde de kaka var galiba. Bakalım bir. Ay ışık sıkıntı. Tırnak takmış. Tırnak takmış. Ay ışık sıkıntı. Tırnak iplik. Takmış, tırnak takmış. Tırnak ipliğin rengi öyle değil mi bizde? Vay eşek, gördünüz mü? Bir şey söyleyeceğim. Böyle durumlarda... Oo. Arkası gelmez.
Sen beni buradan çektin. Oraya çekme. Kaka şov. Yapıştırıcılık bir tablo değil. Ama kaka şov. Ne gerekir? Bir alabilir miyim? Dikkat edin. Ben alırım. Çocuk aç gelme. Manyağa bak, aç mı kalayım? Ya bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına ya. Nasıl gene drama queenlik, gene drama queenlik. Ben bunlara inanamıyorum. Ben bu hayvanlara gerçekten inanamıyorum ya. Yok bir şey, yok bir şey. Şöyle bırakıyorum. Ben de bırakıyorum. Dörtçümü bıraktım. Oh yavrum ya, ne yapıyorsun ama? Hala geliyor. Bak şöyle yapalım, havluyu ben şöyle izleyeyim olabilir. Alın, çek çek arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bence dokunma. Tamam, baksın girsin. Baksın o kocuğum. Ya bir şey söyleyeyim, müthiş değil mi bu arada? Ben de bırakıyorum Dorukçuğum ve bıraktım. Bastara bakacak. Ne yapıyorsun? Orada mı yaşayacaksın? Minik Tarzan seni. Hmm. Jane nerede Jane? Yok, Jane burada da Tarzan yok. Jane burada tamam. Tamam. Ne yapıyorsun şu an? Allah'ım Allah'ım, bu ne hareketler evet, bunlar ya? Kalitesi. Bu baksarı böyle var ya. Kırıldı part... mı? Parçalıya parçalıya kazmak istiyorsun. Kırıldı. Ver. Kapa lan, kapa. Kapa. Biz ikisi birden kırıldı. Şey, plaster. Dur. Sadece ha, bastır. Toplama bir box olduğu için. Esnafçım hoş geldin. Bunlara ait değil. Box. Bir saniye. Ne olacak şimdi bu arkadaşımız? İki dişi birden kırıldı. Yapacak yok ya, böyle gidersin. Şu an yok da hani evet. İşin bir tehlikesi. Şu an şu olay sokakta yaşanmış olsaydı. Ama hırçın çocukları da yani Box'ı yazdık da. Ayağında puantiyeli çorap mı var? Ben mi yanlış gördüm? Çok evet. Çocukları da yani Box'ı birazcık da sağlam olmasın. Vermek gerekiyor. Hırçın açmadı bu çocuk. Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız kutuyu? Anne karnında da idi. Anne karnında da yapmış diyorlar. Bu kapak açık yani. Gidelim. Ne olacak şimdi? Buralar ne? Şunu bir şöyle tutsanız. Şunu oturturum ben. Kakayı silelim. Anneciğim bir dur. Bir dur. Oturmadan sana çünkü hiç güvenmiyorum. Ben şu eldiveni hiç çıkartmayayım. Proje götüreyim. Başka batan bir şey yok. Duygularımız var. Hayır. Olamaz mı cinsiyetçi, diliniz bassın. Hayır olur işte, çok tatlı, o yüzden dedim. Geçmişler olsun. Uvu baksak çok tatlı. Baksak konusunda da baştan sona anlatacağım. Nasıl baks almalıyız almamalıyız konusunu. Geçmiş olsun. Aa evet, Metin Bey yok. Efendim, kedi sahiplenmenin aslında
dikkat edilmesi gereken ne kadar fazla konusunun olduğunu açıkça görüyoruz. Evet. Ufacık bir box bile, pardon, ufacık bir box bile aslında ne kadar büyük problemler çıkartabiliyor. Ha, pardon. Box'larınızı kalitelisini alın diye bu kadar bastırmamızın sebebi işte tam olarak bu. Çocuğun yaşadığı vakayı gördünüz. O vaka bir anlık böyle o kırılma sokağın ortasında olsaydı neler olacaktı bir düşünün bakalım. Hayatta yakalayamazsınız o kadar hırçınlıkta olan bir çocuğu. Çünkü o an sokakta böyle bir şey yaşanırsa size karşı da hırçınlaşacak. Siz de o an ona yabancı olacaksınız neredeyse. Bilginiz olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalımıza destek olun. Farklı haberlerim geliyor. Hazır olun. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hayal ettim de böyle Mia'nın ya da Minerva'nın kaçıp gittiğini yanımdan. Herhalde kafayı falan yerim yani. Yüksek ihtimalle. Gerçekten kafayı yerim. Ivı kolumu parçaladı. Ivı ama çok tatlı ivı. Ya kediler bak bir şey söyleyeyim mi? Kediniz bunu size evde yapmaz. Bunu gayet ciddi söylüyorum burada. Gerçekten bunu size evde yapmaz. Çünkü huyları ve yapıları böyle değil. Ama ne yalan söyleyeyim. Başka bir yere gittiğinde, ettiğinde, kendisini güvende hissetmediği bir ortamda bunu gerçekleştirebilir. Ya mesela atıyorum benim kedim normalde evde aşırı sakin Mia. Normalde ben kedimi çok sakin, kimseye zarar vermeyen çok tatlı bir hayvan olarak bilirdim. Ta ki Minerva gelene kadar meğersem deliymiş yani. Ağır bir deliymiş yani benim kedim.